Siz Yalova'da 12 Eylül öncesinde de mücadele ettiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hangi yıllarda üye oldunuz? 1970'li yılların başında üye olduğunuzu biliyorum. 12 Eylül öncesinde siyaset nasıldı? 12 Eylül sonrasında siyaset ne hale geldi? Bunu bize birazcık kısaca açar mısınız? Üniversite tahsilimi bitirdikten sonra 75 yıllarında yaklaşık o tarihlerde olacak ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldum. 80 öncesinde işte 68 kuşağı derler bize o dönemde yaşayan insanlar olarak. O zaman Türk siyasetinde ideolojiler vardı. Bugün ideoloji filan bir anlamda zayıfladı gibi. Yani tamamen siyaset işte menfaat ilişkilerine dönüşmüş, çıkar ilişkilerine dönüşmüş. Belki de ekonominin getirdiği sıkıntılardan kaynaklanıyor belki de. İnsanlar iş bulabilmek için bazı kişiliklerinden belki, ideolojilerinden belki ödün vermek zorunda bırakıldı. O zaman siyaset çok daha renkliydi. Devlet adamları, devlet adamı ciddiyetindeydiler. Bugüne göre mukayese ettiğimiz zaman. Yani ben hatırlıyorum, Adnan Menderes rahmetli siyasete girip başbakan olduğu zaman şöyle bir ifade kullanmış. Aile çevresini toplamış. Demiş ki onlara ben başbakan olduğum süre içerisinde asla devletle iş yapmayacaksınız demiş. Şimdi bu çok önemli bir şey. Yani devlet adamlığı o dönemlerde yaşayan işte İnönü'den Atatürk'ten başlayın. Ondan sonra her ne kadar o dönemde bazı hatalar olduysa bile devlete bakış açısı, devlet ciddiyeti yine de vardı. Daha sonraki işte Özal dönemine gelinceye kadar olan süre içerisinde gerçekten devleti yöneten insanlarda bir ciddiyet vardı. Devlet adamı ciddiyeti vardı. Evet. Şimdi yaklaşık 45 yıldan bu yana Tabii. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesisiniz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde çeşitli görevlerde de bulundunuz. Sonraki süreçte 12 Eylül 1980 darbesi oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi kapatıldı. Siz sosyal demokrasi mücadelesine 12 Eylül sonrasında hangi partiyle mücadele SODEP'le etmeye başladık biz. SODEP'te? İlk kurucu SODEP'ti. Hatta öncesinde Halkçı Parti kurulmuştu. Halkçı Parti döneminde biz siyasete üye olmadım. Ben Halkçı Parti'ye üye olmadım. Sonradan SODEP kurulunca SODEP'e üye olduk. SODEP kurulduktan sonra Halkçı Parti vardı. Daha sonra sizler SODEP döneminde Yalova'da ilçe yöneticiliğini Yöneticiydik, evet. görevindeydiniz. Sonra SHP oldu. Evet. Halkçı Parti ve SODEP'in birleşmesiyle beraber SHP ortaya çıktı. SHP'de de görev yaptınız mı? SHP'de devamlı görev yaptım ta kapanına kadar. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile birleşene kadar SHP o dönemlerin her aşamasında yöneticilik yaptım. İl saymanlığı yaptım, il sekreterliğini yaptım. Ve 95'te Yalova il olunca tabii parti kapandı. CHP olarak Evet. faaliyete başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmeden Alaaddin abi, SHP döneminde sizin birlikte mücadele ettiğiniz yol arkadaşlarınız da vardı. Kesinlikle tabii tabii Onları da unutmamak lazım. tabii Hatırladığım kadarıyla Sütçü Sütçü Ali vardır, Kemal Ki Aslan vardır, Hidayet Akbaş vardır, Ali ne bileyim Gürkal. Ali Gürkal vardır. Biz bunlarla birlikte bizim abilerimizdi onlar. Biz onlardan çok şeyler öğrendik. Özellikle Nusret Sungur'dan rahmetli oldu. Şimdi onları rahmetle de anıyorum. Sütçü Ali de rahmetli oldu, Kemal Aslan da rahmetli oldu, Hidayet Akbaş da rahmetli oldu. Ve Yani bunlar hep yakın tarihte tabii hayatını tabii tabii kaybettiler. ki yakın tarihte hayatlarını kaybettiler. Ve onlarla siyaset yaparken çok renklilik vardı. Yani bir sevgi vardı parti içerisinde, bir ahenk vardı, büyüğe küçüğe karşı sevgi saygı vardı. Biz öyle büyüdük, öyle yetiştik o dönemlerde. Ama bugün gelinen noktada maalesef bu konuda o günkü siyasetle bugünkü siyaset arasında çok farklı olduğunu net olarak Bir de şu söyleyebilirim. vardı Alaaddin abi. Yani 12 Eylül 1980 darbesine kadar Cumhuriyet Halk Partisi Yalova'da çok etkindi. Hatta solun kalesiydi Yalova. Yani o yıllarda baktığımızda 3 tane sol parti vardı.
12 Eylül sonrasında. Buna rağmen. Demokratik Sol Parti'nin adayı Nusret Sungur'du. Evet. Halkçı Parti'nin adayı Kemal Aslan'dı. Doğru. SHP'nin adayı da daha sonraki yıllarda Cengiz Koçal oldu. Üç parti yarışa girdi. Üçü de potadaydı, değil mi? Tabii tabii. Yani çok enteresandı. Üç sol partinin seçimlerde birbirine yakın oy alması enteresandı. Tabii bu solun birlikte hareket etmemesinin getirdiği dezavantajlar da oldu. Tabii şunu söylemek lazım. Yani 68'de yanlış hatırlamıyorsam Rami Üstel Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçildi. Evet. Sonradan Doğru Yol Partisi'ne yahut Adalet Partisi miydi o tarihte? Oraya geçti. 74'te de Mehmet Durmam seçildi belediye başkanlığına. Evet. Mehmet Durmam seçildi. O zamanki Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildi. Ve belki de Yalova'da Yalova'nın ilk temellerini, kanalizasyonu, altyapısını yapan Mehmet Durmaz zamanında oldu. Bunu... Şimdi konu eski belediye başkanlarından açılmışken Alaaddin abi, sizler yanılmıyorsam hem Rami Üstel'le, hem Mehmet Durman'la, çalıştım. Hem İbrahim Uzun'la, hem Cengiz Koçal'la birlikte çalıştınız, evet, değil mi? Evet, doğru. Yani 1970'li yılların başında mıydı Rami Üstel'le beraber çalışmanız? O zamanlar göreviniz neydi? Rami Üstel Yalova'da belediye başkanıydı. Ben 72-73'te Yalova'ya geldiğimde, işte Yalova'da mühendis, bir iki tane mühendis vardı. Ben de yeni çıkmışım okuldan. Benim bir evlilikle ilgili bir hikayem vardı. Gittim Rami Üstel'e yardımcı olması için. Onu detaylı anlatmama gerek yok. Yardımcı oldu. Ne yapıyorsun dedi. Dedim böyleyken böyle. Okulu bitirdim, geldim. Hemen dedi pazartesi günü bana gel dedi. Gittim pazartesi günü hemen göreve başla dedi bana. Belediyede 1,5 sene çalıştım. Bir sene aşağı yukarı bir seneye yakın bir süre Mehmet şeyle, Rami Üstel'le çalıştım. 1973 yılında Rami Üstel'le beraber çalışmaya beraber başladınız. Çalıştım. O şekilde Rami Üstel size teklifte bulundu. Ertesi günü imar işlerinde göreve başladınız. Göreve başladım, evet. Rami Üstel'le çalışmak nasıl bir duyguydu? Rami Üstel'le çok zevkli bir çalışmaydı aslında, onu söyleyeyim. Halk adamıydı, tam tabirimi uygun görürseniz halk adamıydı. O zamanlar Rami Üstel Adalet Partisi'nin belediye başkanıydı. Tabii Adalet Partisi'nin belediye başkanıydı. Ben de o zaman belediye girdikten sonra tabii siyasetteki etkinliğim yok tabii. Memur olarak göreve başladık. Şimdi Rami Üstel'in şöyle bir özelliğini söyleyeyim. Vatandaş gelirdi, işte yok kelimesi yoktu onda. Yani vatandaşın talepleri konusunda hep hayır demezdi. Kendi makamına çıkardı vatandaş. Derdi ki işte olmayacak bir talepte bulunsa bile aradan bize telefon açardı çocuklar. Ben böyle dedim ama siz gereğini yapın. Doğrusu neyse onu yapın derdi. Onu hiç unutmuyorum. Yani merhum Rami Üstel iz bırakan bir belediye başkanı oldu. Siz aynı zamanda o yıllarda okuldan mezun olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne de 70'li yıllarda üye oldunuz. Sonra Mehmet Durman belediye başkanlığını kazandı. Evet. Nasıl oldu? Rami Üstel o zamanlar tekrardan CHP'den aday mı olmak istedi? Yoksa Mehmet Durman bir faktörü mü ortaya çıktı? Hayır. Yine Adalet Partisi'nden Rami Üstel aday oldu. Mehmet Durman da CHP'den aday oldu o zaman. Oy oranına göre 750 oyla mı ne? Bir fark. Evet, seçmen sayısı çok azdı. Çok azdı tabii. 750 oy farkla Mehmet Durman seçimleri kazandı. Ben o zaman belediyede memur olarak çalışıyordum. Evet. Ama şu var, okurlarımızı bilgilendirmek açısından söyleyeyim. Rami Üstel ilk seçildiğinde Cumhuriyet Halk Parti'den aday olup kazanmıştı. 68'de tabii. Evet. Sonra, Adalet Partisi bir takım değişti. Problemler yaşandı. Evet. Adalet Partisi'nden aday oldu. Tekrardan kazandı. Daha sonra yine Adalet Partisi'ne aday oldu ama bu sefer Mehmet Durman, Mehmet Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı oldu. Evet. Siz Mehmet Durman'la da beraber çalıştınız çalıştım, mı? Çalıştım tabii. Aşağı yukarı bir yıla yakın da Mehmet Durman'la çalıştım. Peki Mehmet Durman'ı kısaca tanımlamak gerekirse nasıl bir belediye başkanıydı? Onunla Rami Üstel döneminde çalıştığınız uyumu bulabildiniz mi? Yani tabii ben Mehmet Durman'la buldum tabii, onu söyleyeyim. En azından şöyle bir şey ifade kullanayım. Mehmet Durman çok dürüst, temiz bir insandı. Belediyeciliği de belki de ufak tefek eksikleri vardı ama bunu Nusret Sungur zaman zaman devreye girerek o eksiklikleri, o günkü belediye meclisi birikimli insanlar vardı. Yani mecliste de birikimli insanlar vardı. Evet. Yani o meclisin kaliteli olması, birikimli insanların olması, deneyimli insanların olması belediye başkanı zaten başarılı kılıyor bir anlamda.
İşte o dönemde Yalova'nın altyapısı yapıldı Mehmet Durmam zamanında. Ki Yalova hatırlar mısınız bilmiyorum. O yıllarda Merkez Cumhuriyet Caddesi ve Cumhuriyet alanının dışında diğer yerler her tarafı evet. Topraktı. Yani 1973 yılında yapılan seçimleri kazanan Mehmet Durmam dönemini anlatıyorsunuz. Evet, evet, evet. Şimdi 1977 seçimlerine geldik. Evet. Bu sefer Rami Üsten belediye başkanlığını tabii, kazandı. Mehmet Durman kaybetti. Siz tekrardan çalışmaya başladınız mı Rami Üsten'le? Yok. Ben 1,5 sene falan çalıştım. Mehmet Durman görevdeyken ben ayrıldım. Anladım. Yani neden ayrıldım? Bir gerekçem yok aslında. Gerekçem şu, ben memuriyeti pek şey yapamadım. Peki o yıllarda siz serbest inşaat mühendisi olarak mı görev yaptınız? Tabii, devam ediyorum. Nerede görev yapıyordunuz? Bir biz kamu kuruluşuna falan var mı? Biz evet. Ofis açtık. 2-3 arkadaş, hatta Vedat Dereli, İbrahim Dereli, ben, Osman Erzurumlu vardı inşaat evet. mühendisi, İbrahim Baltacı. Beşimiz bir tane büro açtık. Peki 1977 yılında Rami Üsten tekrardan Adalet Partisi'nden seçimleri kazandıktan sonra size gel beraber çalışalım yok, teklifinde bulundu mu? Yok, teklifle bulunmasına gerek yok çünkü biz artık iş hayatına atılmıştık orada. Evet. Ben artık yapsat işlerine de başladım orada. İnşaat yapmaya başladık. Geri dönmemiz zaten söz konusu olamazdı. Onu da biliyordu Rami Bey, biliyordu zaten. Evet. Peki ondan sonra da 1980 darbesi oldu. Evet. 80 darbesini yaşadınız. Tabii yaşadım. O dönemi bize Yalova'da neler yaşandı o yıllarda? Şimdi darbe öncesinde ben askerdeydim. Yedek subay olarak ben askerlik yaptım. Edirne'de askerdim. Darbe olduğu zaman da askerdim ben. Ben geç gittim biraz. Yani o dönemlerde üniversite mezunu insanlar askerliği hemen almıyorlardı. Belli bir süre beklemek zorunda kalıyordu. Ben iş hayatına atıldım. Ne zaman çıkacağı belli değil. Belli bir zaman zaten kaçak gibi oldum. Yani evet. Asker kaçağı tabii, gibi oldum. O dönemleri de geri dönürsek Alaaddin abi, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Nusret Sungur'du. Evet, evet. Darbe öncesinde. Darbe çünkü öncesi. Ben de Nusret Sungur'da o yıllarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin anahtarını bana vermişti ve beni gençlik kolu başkanı olarak atamıştı o yıllarda. Evet. Daha sonra tabii 80 darbesi oldu. 1980'li darbesinden sonra SHP yöneticisiniz, ilçe yöneticisiniz. Kemal Aslan da Halkçı Parti'nin ilçe başkanı o dönemler. Evet. SHP nasıl kuruldu? Yalova'da da SHP'nin ortaya çıkmasından sonra, Halkçı Parti ve SODEP'in birleşmesinden sonra, ortaya çıkmasından sonra siz görev aldınız mı? Aldım. İşte yanlış hatırlamıyorsam İsmail Mutlu galiba bizim ilçe başkanı oldu bu dönemde. Evet. Biz İsmail Mutlu ile belki de 3-4 dönem yöneticilik yaptık. İşte ilçe sekreterliği, ilçe saymanlığı o dönemlere rastlıyor. O dönemlerde beraber çalıştık. İşte o SHP'nin kurulmasından sonra tabii genel merkezde kararlar alındı. SODEP Halkçı Parti'nin birleşmesi gerçekleşti. Gerçekleştikten sonra biz SHP'de yöneticilik yaptık. Uzun zamanda yaptık zaten. Şimdi o zamanlar Kemal Aslan SHP ilçe başkanıyken, şimdi partisi elden gidiyor, yeni bir parti çıkıyor. Bir tartışma yaşandı mı? Var, ufak tefek yaşandı. Mesela neydi onlar? Ya şimdi tabii SHP-CHP birleşme noktasında şöyle bir olay da oldu. Yani o zamanki CHP'de 15 tane yönetici, yanlış hatırlamıyorsam, SHP'de de 15 tane yönetici var. Öyle bir birleşme noktası getirdiler ki iki yönetim birleşecek, içinden bir tane başkan seçilecek. Evet. İki yönetim birleşecek. Tabii dengeler eşit olduğu için herkes, biz mesela istiyorduk SHP'li birisi ilçe başkanı olsun. CHP'liler istiyordu diğer taraftan olsun başkan. İki kişi SHP doğru oy kullandı ve SHP'de CHP oluştuğu zaman da CHP'de il başkanı ilk İsmail Mutlu oldu. Sonra 1987 yılına doğru Cengiz Koçal seçildi. Anavatan Partisi'nde bir istifa etti ve SHP'ye geçti. Evet, SHP'ye geçti. Belediye başkanıyken geçti. Evet, doğru. O süreçte neler yaşandı? Vallahi şimdi parti içerisinde bir huzursuzluk oldu mu? Yani Cengiz Koçal'ı işte daha önce merkez sağda partiye geçmesinden dolayı bir huzursuzluk olmadı ama
Sonradan merkez yönetimiyle 89'da aday yapılması döneminde huzursuzluk oldu. Yani biz mesela o zaman şunu savunuyorduk. Cengiz Koçal partiye geldi 87'de. Tamam, kabul. Fakat 89'da tekrar aday yapılmak istendiği zaman biz ön seçime girsin Cengiz Koçal. Ön seçimden çıksın kabulümüzdür. Hatta bizler de oy verecektik Cengiz Koçal'a. Çünkü başarılı bir belediye başkanıydı. Tabloyu öyle çiziyordu. Ama Ahmet İsmail o zaman şu anda sağ kulakları çınlasın. Parti meclis üyesiydi. Evet. Ve istediği şey Cengiz Koçal'ın merkez yoklamasıyla aday yapılması doğrultusunda tavır koydular. Biz ciddi bir mücadele ettik. Hatta ben aday oldum belediye başkanlığına. Aday oldum. Nurullah Yılmaz vardı. 1989 seçildi. Evet. Cemal İnci aday oldu. Cengiz Koçal. 4 tane adam aday çıktık. Biz o arada Ankara'yı aşındırdık tabii Cengiz Koçal da dahil olmak üzere. Biz Cengiz Koçal'ın aday olması için ön seçime girmesini, aksi takdirde bizlerden bir tanesinin aday olmasını genel merkezden istiyorduk. Sonuçta Cengiz Bey'i aday yaptılar. Cengiz Bey'i aday yaptıktan sonra ben o iş bitti. Sadece ben partide aktif olarak Cengiz Koçal'ın seçilmesi için de katkı veren birisiyim. Bu yıllarda göreviniz neydi Arap'ın abi? O yıllarda dedi 89'da o tarihte ben yönetimde değildim o zaman. Evet. Yani partide yönetimde değildim. Ne zaman, hangi tarihlerde yönetime geldiniz tekrardan? Yani şimdi 89 90 yılında, ondan sonraki dönemde hemen kongreler oldu zaten. Seçimlerden evet. Sonra kongre oldu. Ben o zaman yönetime geldim. Evet. CHP yöneticisi şeyle beraber. İlçe sekreteri oldum. İlçe sekreteri oldum o dönemde. Ve CHP ile birleşmeden önce ben ise ilçe sekreteriydim. Evet. O dönemde. Evet. İkisi birleşince başkan yöneticisi konumuna getirdiler tabii. Oradaki statü başkaydı. Evet. Orada o zamanlar 1989 seçimlerinden sonra CHP Yalova'da bayağı bir aktifti. Hatta kadın üyeler de sayısı da bir hayli ya, fazlaydı. Faruk Bey şöyle bir şey söyleyeyim sana. 80 öncesinden başlayarak hatta 90 öncesinden de devam ederek söyleyebilirim. Yalova'da siyasette daima sol kesim ağırlıktaydı. Evet. Hakimiyet onlardaydı. Yani solda diyelim ki 2-3 tane parti varken yine sol parti zaman zaman seçimleri kazanmıştı. Yani bugünkü tabloya baktığınız zaman dünkü tabloyla çok fark var. Yani 84'te Cengiz Koçal aday oldu. Bizim Nusret Sungur adaydı. O zaman seçimi kaybetmiştik. Cengiz Koçal partiye geldi, tekrar seçimi kazandı. 94'e kadar Cengiz Koçal belediye başkanlığı yaptı. 74'te de Mehmet Durman seçimi kazandı. O zamanki solda DSP var, diğer bir parti daha var, ÖDP var. Onlar da bayağı ciddi anlamda siyaset yapan ekipleri siz var. Siz tabii uzun süre görev yaptınız. Hem 12 Eylül öncesinde hem 12 Eylül sonrasında. Evet. Sizin görevinizde kadınlar aktif siyasette var mıydı? Vardı. Şöyle söyleyeyim. Yani kadın kolları bak. İsimlerini de analım tekrar. Mürvet Baytan vardı. Mehmet Baytan'ın eşi. Kadın Kolları Başkanı'ydı. Ve bir ekibimiz vardı bizim. Müthişti yani. Müthiş. Kadınlar çok güzel çalışıyorlardı. Hatta daha sonrasında sadece Yaşar Çiftçi vardı. İl başkanı oldu. Ama şu anda daha CHP dönemindeyiz. CHP döneminde geçmedik. CHP döneminde kadınlar da çok aktiftiler. İlk olarak bir sıfatı, ünvanlı olarak Gülsel Büker'i siz atadınız. Gülsel Büker'i ben CHP döneminde atadım. Evet. Yani CHP... Yaşar Çiftçi'den önce miydi? Önce. Önceydi. Tabii. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kuruldu. Yalova'da bir tane bayan, hani kadın kolları filan var ama parti yönetim kadrolarından ziyade başkanlık sıfatında hiçbir kadın yokken ben Gülsem Büker'i Merkez İlçe Başkanı'nın atamasını yaptırdım. Evet. Genel merkezde. İlk defa bir bayan Yalova'da siyasette bir örgütün başında. Peki. Bunu yapan da benim. Evet. Peki yani siyasette birçok ismi yetiştirdiğinizi biliyorum. Bugün şöyle geriye dönüp baktığınızda işte partiye üye yaptığınız insanları
size söylesem ne cevap verirsiniz? Kimleri mesela bu partiye kazandırdınız? Söyleyeyim yani şimdi biz CHP'nin son zamanları aşağı yukarı İsmail Mutlu da bizim ilçe başkanı. Biz oturduk ya partide gençlerimiz çok az. Ha, kadınlar var gençlerimiz çok az. Gençleri çoğaltalım, gençleri partiye katalım diye bir oturumda bir tartışma yaptık. Hatta tek tek isimler belirledik. Şu olabilir, şu olabilir diye. Mesela bugün milletvekili konumunda olan Muharrem İnce'yi ben ofisine gittim. Evet. O zaman dershanede müdürlük yapıyordu. Sizler de düşünce olarak CHP'ye yakın olan insanlarsınız. Biliyoruz dedik bunu. Gelin dedim partiye üye olun. Siyaset yapın. Çünkü toplumda yaşayan insanların siyasette aktif görev yapmasa bile her zaman siyasetin içinde olan insanlardır. Çünkü kendi gelecekleri ilgilendiren konuları kim karar veriyor? Siyasetçi karar veriyor. Yani Muharrem İnce Cumhuriyet'e sahabe, o zamanlar sahabeydi değil mi? Sahabeydi tabii. Evet. 91, 91 olması lazım. Yani Muharrem İnce'nin aktif siyasete girmesi 1991 91, yılında. 90-91 yılları arasındaydı. Evet. Öyle zannediyorum. Başka arkadaşlar da vardı. İsmini hatırladığım şimdi bizim Neşet Güven'in oğlu vardı. Mesut Genç. Evet. Dinamik bir arkadaşımızdı. Maalesef onu depremde kaybettik onu. Rahmetle anıyorum. Çok değerli bir arkadaştı. Bugün belki var olmuş olsaydı siyasette de bir noktada gelebilirdi. Yani buna benzer bir sürü arkadaşımızı biz partiye kazandırdık. Gençlerin üyelik formunu siz mi hazırladınız? Tabii ben hazırladım ve ben imzaladım. Muharrem'in ilk kaydına bakarsanız CHP'deki kaydına Alaaddin Kutuz'un ismi vardır. Yani 1991. Evet. Sonra Muharrem İnce sanırım Muharrem İnce'yi de İlgelen Meclis üyeliğine aday gösterdi. Aday oldu. Orada şöyle bir anımızı da anlatalım. Yıl kaçtı? Şimdi 94'te İlgelen Meclisi yani Belediye Meclisi ve İlgelen Meclisi seçimleri 94'te oldu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. İl olmadan önce. Evet. O zaman İlgelen Meclisi'ne aday oldu. Biz de o zaman Belediye Meclisi'ne aday olduk. Cengiz Koçal da bizim belediye başkan adayımız. Evet. O zaman Muharrem İnce İlgelen Meclisi'ne aday oldu. Biz de Belediye Meclisi'ne aday olduk. Belediye Meclisi'ne aday olduğumuz zaman o zaman yönetimler belirliyordu. Parti yöneticileri, ilçe yöneticileri. Sıralamayı onlar yapıyorlardı. İşte beni de o zaman Sütçü Ali, yanlış hatırlamıyorsam rahmetli Sütçü Ali o zaman ilçe başkanı. Zeki Serdar var o zaman yönetimde. Belki de Zeki Serdar mıydı tam bilemeyeceğim. Neyse önemli olan o değil. Yönetim belirledi adayları. Zeki Üstel'di galiba avukat. Ha, bir beni dördüncü sıraya koydular. Yönetim beni dördüncü sıraya koydular ama dördüncü sıraya koymadan evvel Nusret Sungur'la bir anım var. Nusret Sungur dedi ki Alaaddin dedi sen dedi belediye meclisine neye müracaat etmiyorsun? Abi dedim ben bir sürü arkadaşlar var, yetişmiş birikimli arkadaşlar var. Bana sıra gelmez, ben biraz bekleyeyim, daha gencim filan dedim. Yok dedi sen bana lazımsın dedi. Ben de o zaman inşaat mühendisiyim. Tabii partide inşaat mühendisleri pek fazla yok. Bir tek Mehmet Paytan var rahmetli, bir demem var. Beni ısrarla partim şeyine, belediye meclisesine müracaat ettirdi. Yönetim 4. sıraya koydu. Bir baktım, aradan 2 gün sonra bir baktım ben 6. sıradayım. Nasıl oldu filan dedim. Nusret Sungur dediler ki işte sıralamada değişiklik yaptı. Gittim Nusret Sungur'a dedim ki Nusret abi dedim sen benim belediye meclisine aday ol dedim. Ben de oldum. Yönetim dedim 4. sıraya koydu. 15. sırayı da koysaydı hiç sorun değil. Sesimi çıkarmazdı ama yönetim beni 4. sıradan 6. sıraya niye aldın dedim. Dedi ki sen dedi mühendissin dedi, sen dedi sürükleyeceksin dedi filan vesaire böyle güzel bir tatlı anımız. Ben bunu tatlı bir anı olarak olduğu için anlatıyorum. Yoksa Nusret Sungur'a karşı bir kırgınlığım filan yok tabii. O yaşanmış, bitmiş bir olay. Siyasette böyle şeyler olabilir, kırgınlık filan olmaz. Ama ben daha yeni girmişim aktif olarak o dönemlerde. Sen sürükleyeceksin dediği zaman biraz tuhafıma gitmişti. Yani ben halk doğruyu sanmaz etmez nasıl sürükleyeceğim. Zaten belediye seçimlerinde asıl işi götüren belediye başkanıdır. Evet. Yani meclis üyeleri ufak bir etkinliği olur ama asıl belediye başkanıdır insanların oy verdiği kişi. Evet. Etkileyen şimdi tarih zamanla sırasına göre gidelim. Hemen akabinde zaten Cumhuriyet Halk Partisi açıldı. Evet. Ve 92'de.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif siyasete devam ettiniz. Tabii. Bu sürede içerisinde. Ve Yaşar Çiftçi il başkanı oldu. Yok. O ilk şeyde Yaşar Çiftçi birleşmeden... Ha şeyde oldu. Evet. Yani 92'de açıldığı zaman. Evet. Yaşar Çiftçi ve Türkiye'de hemen hemen neredeyse Yalova açısından ilkti bu. Evet. Yani ilk il aktif başkanı. İl başkanı oldu. Çünkü evet. Yalova'da il olduktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanı olarak bir süre görev yaptı. Ama daha önce aktif görev olarak Gülşen Büker Yalova Merkez İlçe Başkanı, Kadıkolları Başkanı mıydı? Yok. Merkez İlçe Başkanı. CHP'de sonra, 95'ten sonra. Evet. SHP'de Gülşen Büker. SHP'de, biz SHP'deyken 92'de CHP kuruldu. O zaman Nusret Sungur yanlış hatırlamıyorsam il başkanı oldu. Daha sonra ilçe başkanı oldu. Daha sonra Yaşar Hanım geldi. Evet. Yaşar Hanım daha sonra geldi. Birleşmede Nusret Sungur ilçe başkanıydı. Evet. Birleşmede. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sonraki süreçte Yaşar Çiftçi dönemi başladı. Evet. Yaşar Çiftçi bir kadın olarak il başkanlığı görevini hakkını verdi mi? Kesinlikle. Kesinlikle verdi. Ve çok eleştirilere açık bir insandı. Eleştiri yapardınız. Hatta zaman zaman benimle diyaloğa geçerdi. Alaaddin sen bu konuda daha tecrübelisin. İşte ben böyle bir karar alacağım. Ne dersin? Nasıl? Uygun mudur? Filan. Hep görüş alırdı. Yani ben dediğim olacaktır diye böyle bir şey yoktu. Tam demokrat bir kadındı. Tam da iyi bir yöneticiydi. Yani benim gördüğüm o dönemde. Muharrem'le ufak tefek sürtüşmeleri oldu tabii onların. Sonradan öyle bir sürtüşme anında tekrar aday olmaktan vazgeçti o. Hatta Alaaddin aday olursa ben çekilirim dedi. Biz aday olduk ondan sonra. Biz yönetime geldik. Öyle bir şeyimiz var. Evet. Yani burada rahmetli bir kez daha almış olalım Yaşar Çiftçi'yi. Yaşar Hanım partide, CHP'de ilk defa veyahut da Yalova siyasetinde ilk defa bir kadının il başkanı olması ve saygın bir kişiliği sahip olmasından dolayı damga vurmuştur o sırada. Evet. Söyleyebilirim. Bu ara tekrardan Cengiz Koçal dönemine gelirsek. Evet. Cengiz Koçal SHP'de aday oldu ve kazandı. Seçimler iptal edildi tabii bu ara. Ama siz bu süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye meclis üyeliği de yaptınız değil Yaptım. Mi? Yaptım. Kaç yılındaydı o? 1994. 94'te Cengiz Bey bizim partinin, CHP'nin belediye başkan adayıydı. O zaman seçim Doğru Yol Parti ama mecliste sizler vardınız. Şeydi, İbrahim Uzun belediye başkan adayıydı. Biz seçimi kaybettik. Ben o zaman ikinci sıradaydım meclis listesinin sırasında. Seçildik tabii. 4 tane meclis üyesi çıkardık. Biz 2 ay meclis üyeliği yaptık. Orada seçimde bir hile olduğu ortaya çıktı. İşçi Partisi'nin bir itirazıyla. Evet. Seçimler iptal oldu. İptal olduktan sonra rahmetli Cengiz Bey belediye meclisinin ilk sırasını, ilk 10 sırasını değiştirelim dedi. İsmail Mutlu da ilçe başkanı o zaman. Kabul etti o da. İbrahim Uzun kazandı. Evet. İbrahim Uzun. İbrahim Uzun'la da siz beraber çalıştınız. Yanılmıyorsa. O zaman göreviniz neydi? İmar işlerindeydi miydi? Hayır. İbrahim Uzun'la ben belediyede çalışmadım. Meclis üyeliği yaptım 2 ay. Evet. Sadece o seçimi iptal edilinceye kadar. Ben İbrahim Uzun'da çalışmadım. Yani belediyede benim aslında ondan sonra bir görevim yok. Evet. Yalnız 86 ile 89 yıllarında ben Çınarcık'ta İmar İşleri Müdürlüğü yaptım. Evet. O da şöyle oldu. Ben iş hayatına girmişim. Toltama Seyrim Yoğun. Çınarcık'ta Turgut Kurt Belediye Başkanı. Nevzat Parlak'ta İmar İşleri Müdürü. Bir mahkemelik durumları oldu bunlar. Görevden almalar oldu. Yalova'da, Çınarcık'ta birinin imar işleri müdürlüğü yapması lazım. İşte araştırıyorlar, ediyorlar falan demişler ki Alaaddin Fizol olursa bu işi yapar. Bana geldiler, teklif ettiler. Dedim ki ya ben yapamam yani benim işim gücüm var. Ben gidip de memuriyet bu yaştan sonra yapamayacağım falan dedim. O zaman bizim Cumhuriyet Savcısı Fikri Devrimsel vardı. O devreye girdi, öbürü devreye girdi. Arada bir sürü insan. Git bir sene kal. Evet. Sistemi oturt, ondan sonra ayrıl dediler bana. Ve bir başladım oraya ben. Turgut'a dedim sadece, rahmetli oldu Allah rahmet eylesin. Şimdiki belediye başkanının babası. Evet.
Ve dedim ki ben göreve başlayacağım ama sakın ha dedim, benim işlerime hiç müdahale etmeyeceksin. Evet. Şartım budur dedim. Ne demek dedi o da. Hiç müdahale etmeyeceğim dedi. Tabii ki benim amirim sonuçta belediye başkanı, yani hiç müdahale etmeyeceğim derken hatır gönülle iş yapmayacağız. Evet. Sonra da söyledim. Aratın abi, daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanlığı görevinde bulundunuz. O il başkanlığı şöyle oldu. CHP ile SHP birleşmesinden sonra bizim SHP'de ilçe başkanımız İsmail Mutlu, CHP'de de Nusret Sungur. Birleşme 15-30 tane yönetim kurulu üyesinin arasından seçilmesi gerekiyordu. Orada İsmail Mutlu seçildi ve ben o dönemde yöneticilik yaptım partide. Hemen akabinde 95'te zaten Yalova il oldu. Evet. Yalova il olduktan sonra da il başkanı bizim İsmail Mutlu devam ediyor. Seçimler başladı. 95 seçimleri Muharrem İnce ile İsmail Mutlu milletvekilliğinin adayı oldu. O dönemde. Evet. Ben il başkanı İsmail Mutlu birinci sıradaydı. İsmail Mutlu birinci sıradaydı. Muharrem İnce de ikinci sıradaydı. Evet. Onlar adaydı. Sizler de il başkanı, ben il başkanı oldum. Yani ilk evet, il başkanı olarak bir seçim yönettiğiniz evet, dönem. Dönem o dönem. O dönem. Evet. Yani bundan evet, 21-22 yıl önce. Evet, evet. Doğru. Sonra geldik bugünlere. 89'a kadar, 99'a kadar ben il başkanlığını yaptım. O zamanlar CHP'nin durumu çok iyi değildi genel anlamda söylüyorum. Yani evet, Türkiye genelinde. Genel başkan Deniz Bey bana telefon açtı. Adayın var mı dedi. Dedim yok. O zaman dedi ya aday bul dedi ya da sen aday olacaksın dedi. Ben mecbur kaldım. Ben Cengiz Koçal'ı aday yapmak istemiştim. O zaman belediye başkanlığını bırak artık, vatandaş sana şey vermiyor, milletvekili adayı yapalım dedim. İstemedi o. Ben mecburen milletvekili adayı oldum. Tabii parti yani, barajının altında Cengiz kalınca, Koçal'a siz birinci sıradan milletvekili adayı teklif ettiniz. Teklif ettim. Ama Cengiz Koçal kabul etmedi. Kabul etmedi. Ben yine belediye başkanına aday olacağım dedi. Yani evet, vatandaş hata yaptı. Hatasını bu seçimlerde de düzeltecek dedi. O günleri hatırlarsın sen çok iyi. Evet, evet. Ben aday oldum. Tabii parti barajının altında kalınca biz de seçimi kaybetmiş olduk. Sonraki süreçlerde de görev yapmaya devam ettiniz. Devam ettim tabii. O arada yönetimde değilim artık yani. O zaman il başkanı konumunda Yaşar Hanım var. Yaşar Çiftçi geldi. Yaşar Çiftçi geldi. Yaşar Çiftçi. Ve 2002'deki seçimleri Yaşar Çiftçi il başkanlığında yönetti. Evet. Muharrem İnce de o zaman birinci sırada aday. Hatta rahmetli oldu işte Aksa Fabrikası'nın Selçuk genel Ergin, müdürü Selçuk Ergin bizden partiden adaylık için müracaat etmişti. Fakat sağlığı el vermediği için ikinci sırada da Muharrem İnce olacaktı. İşte o geri çekilince Muharrem birinci sıraya ister istemez geldi ve seçimi kazandı. Evet. O zaman çok az bir oyla evet, seçim almıştı. Evet. İşte bu yakın tarihi Yalova kamuoyunun hala hafızasında. Şimdi Aratın abi, geriye dönüp baktığımızda siz Yalova'da görev yapmış Rami Üstel, Mehmet Durman, Cengiz Koçal, Cengiz Koçal, İbrahim Uzun'la bir fiil birlikte çalışmışlığınız var. Evet. Peki hiç daha sonra seçimleri kazanan Yakup Koçal olsun, Barbaros Binicioğlu olsun ve Vefa Saman olsun, bir fiilen bir aktif belediyede bir göreviniz oldu mu bu üç belediye başkanı döneminde? Bu dönemde olmadı. Yani Barbaros Binicioğlu ile Yakup Koçal'la... Yakup Koçal döneminde olmadı. Evet. Yakup Koçal, Barbaros döneminde olmadı. Hatta işte Vefa döneminde de olmadı. Vefa başkan seçildikten sonra beni aslında belediye meclisinin birinci sırasına davet etti. Ben işlerimin çokluğu nedeniyle kabul edemedim. Bu dönemde belki de birinci sırada kabul etmiş olsaydım belediye meclisi olacaktım. Bunu kendim kabul etmedim. Gerekçeleri farklıdır. Belediye meclisinin listeleri oluştururken ben bazı öneriler yapmıştım. İşte belki bugün ufak tefek sıkıntıların olduğu, işte belediye başkanı kimler olacak, nasıl olacak, belli bir kariyer, belli bir birikimi olan insanların parti
belediye meclisinde yer alması gerekirdi. Böyle hesaplanması gerekirdi. Ama bir şey sormak istiyorum. Siz son 2014 seçimlerinde sanırım Vefa Salman'a karşı Mehmet Gürel'in yanında saf aldınız. Doğrudur. Doğrudur. Sizin adayınız oydu. Evet. Sonrasında Vefa Salman genel merkez tarafından ben aslında birlikte çalışmaya başladınız. Mehmet Gürel'den ziyade, Mehmet Gürel'i destekledim doğrudur ama Mehmet Gürel'den ziyade ben ön seçim yapılmasını savundum. Evet. Yani partide iki tane arkadaşımız var. Ben Vefa Salman'ı Mehmet'ten çok daha eski tanırım. Yani hatta bir dönemlerde gazetecilik yaptığı dönemlerden bilirim Vefa'yı. Daha samimiyetim fazla. Mehmet'i yeni yeni tanımıştım ben. Ama Mehmet'i bir şekilde desteklememin nedeni Muharrem'le biraz ters düşmemden kaynaklandı. Ben hep ön seçimden yana tavır koydum. Her dönemde bunu yaptım ama Faruk Bey. Yani sadece bu son dönemde değil. Ben il başkanı olduğum zaman da genel merkez merkez yoklamasıyla adaylar tespit edilecek dediği zaman da tavır koymuş bir insanım. Yani o dönemde de. Yani bu ön seçimi yapalım. Vatandaş kimi seçerse o olsun. Biz de onu adayımız diye lanse edelim filan hep savunmuşumdur. Bu dönemde de Mehmet Gürel ile Vefa arasında Muharrem Bey illa Vefa olacak dedi. Dedim arkadaş ön seçim yapalım. Vefa da olabilir, Mehmet de olabilir ama ön seçim tayin etsin. İnsanlar bir de partide görev yapması lazım. Yani parti üyeler seçiyoruz. Ne zaman görev yapacak bu parti üyeleri? Üyenin görevi nedir? Nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bunu kendi adayını kendi belirlediği zaman önem kazanıyor. O zaman üye ben beyefendi üyesiyim deme hakkına sahip olabiliyor. Evet. Yalnız sormadan olmaz. Yalova kamuoyunun da hafızasındadır bu. Bir ara Yaşar Okuyan partisini, kurduğu partiyi, Hür Parti'yi feshettikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte hareket etmeye başladı. Hatta Deniz Baykal Yalova'ya geldiğinde de Deniz Baykal'ın hemen sağ tarafındaydı. Evet. Adeta sağ koluydu. Evet. Sahneye çıktı. Sonrasında Deniz Baykal'ın Yaşar Okuyan görüşmeleri akabinde Yaşar Okuyan'ın Muharrem İnce'nin yerine 2007 seçimlerinde birinci sıradan milletvekili adayı olacağı konuşuldu ve tartışıldı. Siz o dönemler il başkanıydınız. Doğru. Ve bir deklarasyon yayınladınız. Evet. İmza kampanyaları açtınız. Evet. Yaşar Okuyan'ı birinci sırada istemiyoruz diye. Evet. Bir iç mi istemiyordunuz yoksa birinci sırada mı istemiyordunuz? Hayır, hiç istemiyorduk. Yani o bir gerçek. Şimdi Yaşar Okuyan da burada saygıyla analım. Biraz rahatsızlığı var. Bazen izliyorum onu da. Yalova'da siyasette damga vuran insanlardan bir tanesi. Evet. Ama Yalova'nın Yaşar Okuyan'ın siyasi düşüncesi belli. Ben bir gün Ankara'ya gittim. Genel merkezin özel kalem müdürü vardı. Bir baktım Yaşar Okuyan'ın dosyası var masada. Allah Allah dedim bu nedir yani filan. Bir açtım baktım nedir dedim bu oradaki özel kalem müdürüne söyledim. Milletvekilliği için adaylık dosyası hazırladı verdi. Şimdi bunu aldıktan sonra ben Yalova'ya döndüm. Arkadaşlara anlattım. Partililer müthiş tepki gösterdi. Şimdi ben partiyi temsil ediyorum. Yani benim üyemin söyledikleri benim için çok önemli. Biz tabii Yaşar Okuyan'ın partide aday olmaması için elimizden gelen gayreti gösterdik. Genel merkezlere, bütün milletvekillerine, parti yöneticilerine yazılar yazdık. Asla olamaz dedik. Hatta başka bir ilde bile CHP adına aday olduğu takdirde bize zararı olur düşüncesini ifade ettik. Yani belki Türkiye genelinde değil de Yalova'da bir bazı insanlar vardır böyle bir partiyle özdeşleşmiştir. Yani diğer tarafa geçtiği zaman sıkıntı yaratır. Üyelerde ama şu var bir yaratır. Değişim sonuçta bir değişim yaşadı Yaşar Okuyan. Söylemlerine baktığımızda bugün Sosyal Demokrat Partileri içerisinde görev yapmış milletvekillerinin bile söylemeye cesaret edemeyeceği sözleri Yaşar Okuyan rahatlıkla çıkıyor. Rahatlıkla söylüyor. Tabii. Şimdi tabii o bir süreçti. Bugün geriye dönüp baktığımızda bir pişmanlık var mıydı? Yani ya keşke Yaşar Okuyan çünkü Yaşar Okuyan'ın Yalova'da milletvekili adayı olmasını engelleyen tek kişi kanımca Alaaddin Fitoz'dur. Alaaddin Fitoz genel merkeze resmini çekmeseydi bugün Yaşar Okuyan Muharrem İnce'nin yerine milletvekili olacak. Kesinlikle öyle olurdu. Öyleydi değil mi? Kesinlikle öyle olurdu.
Yok, ben bu konuda pişmanlık falan duymadım. Ben Yaşar Bey'e kişi olarak saygım vardır. O ayrı bir şey ama siyaseten bizden aday olmasını ben içime sindiremedim. Peki, şimdi kendisine de acil şifalar dileyelim. Evet. Önümüzde olası bir erken seçim var. Evet. Aynı durum bugün için geçerli olmuş olsa, yine aynı. Yaşar okuyan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Yalova'dan milletvekili adayı olsa, tavrınız yine aynısı mı olur? Yani bilmiyorum. Belki ufak tefek değişiklik olabilir. Yani o günkü bakış açısıyla belki bugün bakmayabilirim. Çünkü Yaşar Bey'i ben ulusal kanalda zaman zaman izliyorum. Söylemlerine bakıyorum. Bizim düşüncelerimizde hiç farklı bir düşünce sergilemiyor. Evet. Yani bayağı ciddi bir de çok haksızlık yapıldı Yaşar okuyana gibi geliyor. Evet. Çok kısa 2-2,5 yıllık içerisinde Yalova'da gerçekten yapılmayan işleri yaptı. Hakkını vermek lazım. Kesinlikle. Yani yani o Yalova'da deprem döneminde yani Termal'deki rehabilitasyon merkezi, Yaşar Okuyan Devlet Hastanesi tabii. adının çıkartılması. Tabii şimdi bir de son günlerde kamuoyunda Yalova Devlet Hastanesi'ne Yaşar Okuyan'ın adının yeniden verilmesi tartışılıyor. Siz buna nasıl Valla bakıyorsunuz? şimdi biz tabii Yaşar Okuyan bakandı, Çalışma Bakanıydı ve o Çalışma Bakanlığı döneminde bu hastane yapıldı. Tabii devletin imkanlarıyla yapıldı. Yaşar Okuyan da bakan olmasaydı belki bu hastane yapılmayacaktı. Ama Bunu kabul şöyle bir edelim durum var, şöyle bir durum var Karatin abi. O tarihlerde Sosyal Güvenlik Kurulu, yani Sosyal Sigortalar ben Kurumu sosyal sigorta. genel kurulunda o güne kadar görev yapmış Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarının ismi bazı hastanelere verildi. Verildi. Örneğin Türk İş Başkanı Şevket Yılmaz'ın adı da verildi. Hala Bursa'da. Orada sadece Yaşar Okuyan adı verilmemişti. 7-8 kişinin ismi verilmişti. Sadece Yaşar Okuyan'ın adı kaldı orada. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün düşüncemi soruyorsun. Şimdi bu tür hizmetleri yapan insanların o ismi verilebilmesi için sağlığı döneminde değil de, Allah uzun ömür versin tabii Yaşar Bey, ama herhangi bir şey döneminde, daha sonrasında verilebilir diye düşünüyorum. Yani insanlar yaşarken onları onurlandırmak, motive etmek daha anlamlı Ya olmaz bu mı? hep böyle olmuştur ama Evet. gelenektir. Yani Evet. insanlar sağlığında anıtlaştırılmıyor. Daha sonra öldükten sonra isimleri veriliyor ve anılıyor, yad ediliyor. Evet. Bu Yaşar gerekçeyle veriliyor. Okuyan konusunu kapatalım. Evet. Az önce söyleşimizde dediniz ki bugün Yalova'da yaşanan olumsuzlukların ana faktörü, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde, parti içi demokrasinin egemen olmaması. Bugün yaşadığımız sıkıntıların, huzursuzluğun En temel büyük nedir nedeni o? bu. Nedir? Bunu bize açar mısınız? Yani sizin saptamalarınız nedir Alaaddin abi? Valla şimdi şöyle söyleyeyim. Ben il başkanlığı döneminde parti her ay mutat ilçeler toplantılarını yapardı, örgüt toplantıları. İnsanlar, üyeler gelirdi, düşüncelerini söylerdi, konuşurlardı. Bunlar hep açıktı. Ben o tarihten sonra bir bakıyorum, partide ne toplantı yapılıyor, ne bir şey yapılıyor. Bu doğru değil. Bir ikincisi, önemli olan şey şu. Yani sosyal demokrat bir parti olduğunu iddia eden, ifade eden bir partide ön seçimlerin olmaması, adayların ön seçimde belirlenmesini ben asla kabul edemiyorum. Böyle bir şey olamaz. Yani demin bahsettim işte, insanları üye olarak partiye kaydediyorsunuz, Evet. yapıyorsunuz ama seçimler geliyor, adayın belirleyeceği aşamada hiçbir yetkisi yok. O zaman niye kaydediyoruz bu insanları? O zaman yapmayalım. Ne, hepsini genel merkez atama yapsın. Şimdi genel başkan kendisi gitti, İzmir'den ön seçime katıldı. Bizim Muharrem İnce milletvekilimiz maalesef işte genel başkanlığa aday olmayı kafasına koydu, çıktı. Bütün illerde, ilçelerde ben genel başkan olursam işte ön seçim yaparım, şunu yaparım, bütün üyelerin katılımıyla diyor. Ama Yalova'ya gelince bu konuda önünü açmıyor. Önünü açması lazım. Peki, konu açıldı. Sizin öngörünüz nedir Alaaddin abi? Muharrem İnce genel başkan adayı oldu. Ha, peki Evet. genel başkan olabilir mi? Yani tabii Türkiye'de sevilen birisi, onu söyleyeyim. Yani Türkiye genelinde baktığımız, hatta kendisi de diyor ya, beni Türkiye bu kadar çok seviyor da Yalova beni niye sevmiyor diyor. Şimdi onu kendisine sorması lazım. Yani niye kendisini Yalova sevmiyor diye, böyle bir şey varsa, böyle bir öngörüsü varsa onu kendi kendine sorması lazım. Cevabı da kendisinde vardır. Ama şu an Ama Muharrem İnce Türkiye yok. Ben, siz genelinde varsınız. Ben bu soruyu size sorayım. Neden peki?
Vallahi nedeni şimdi bilmiyorum söylememde. Tabii herkes de iç içe yaşamış Yalova'da. Belki de Türkiye genelinde siyaset yaparken söylemleri genel ifadelerle yapıyor. Yalova'da ise bireyselliğe döndüğü zaman işte kişisel ilişkileri olmuştur. İşte kimisini kırmıştır, kimisi bilmem ne yapmıştır. Parti içerisinde belki de en fazla ön seçimlerin önünü açmamasından kaynaklanıyor belki de. En fazla tepki buradan geliyor. Yani Muharrem İnce işte bugün yaşanan olaylar hoş şeyler değil. Bugün yaşanan olaylara girelim. Madem dillendirdiniz olayı. Sanki bugünlerde, son günlerde Cumhuriyet Halk Parti il örgütüyle Yalova Belediyesi arasında bir güç savaşının yaşandığı yönünde bir kanaat var. Siz bunu hissediyor musunuz? Nedir bu olay? Yani güç savaşından ziyade şunu söyleyeyim. Ben bugün Özcan İl Başkanı arkadaşımız uzun seneler benim il sekreteri olarak görev yapmıştı. Ben il başkanı olduğum süre içerisinde. Ve zaman zaman da bu dönemde yaptıklarından dolayı eleştiriyorum. Eleştirim de şu. Yalova'da bu dönemde Çınarcık gibi bir ilçeyi almışız. Merkezi almışız. Bak, diğerleri saymıyorum. Sadece bu iki merkez ve Çınarcık'ı almak çok önemli bir başarı. Bunu takdirle karşılıyorum. Belediye aldığımız için söylüyorum. Şimdi belediyede toplantılarda grup başkanlığı görevini yapar aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı. Fakat bu yaşanan olaylara baktığınız zaman o gelişmeler esnasında il başkanı, ilçe başkanı, ilçe yöneticileri hiç yok. Niye yoksunuz kardeşim? Yani sanal alemde bir sürü yazılar yazılıyor. Bizim tüzüğümüz açıktır. Partilinin aleyhinde seçilmiş seçilmemiş hiç üyesi dahil olmak üzere kamuoyu önünde rencide edecek ifadeler kullandığı zaman bu suçtur. Tüzükte açık ve net olarak gözüküyor. İşte sanal alemde bir sürü yazılar yazılıyor. Niye bunların önüne geçmiyorsunuz? Niye gereğini yapmıyorsunuz? Niye uyarmıyorsunuz? Ve geline noktaya baktığınız zaman bu kavga olayını söyleyeceğim. Bu noktaya geleceği zaten gözüküyordu. Siz bunların önüne geçmiyorsunuz, engellemiyorsunuz. Bu olay yaşanıyor. Bu dövme olayı, kavga olayı, lokantadaki olay hiç kabul edilir bir tarafı yok tabii. Yani belli bir bahsetmeye çalıştığım bu yönetimlerin biraz da olayların içine girip de anında müdahale etmemelerinden kaynaklanıyor. Eğer öncesinde belki Faruk Bey sizinle ilgili de bazı şeyler yaşandı partide. İşte disiplin kuruluna verildiniz, ihraç edildiniz, Ahmet Bey'le... Ama Aratil abi ben büyük suç işledim. Kimseye hakaret etmedim. Bak, kimseyi aşağılamadım. Şimdi, ben parti içi demokrasiyi savundum. Tabii yani. Parti içi demokrasiyi savunmak bunlar bedel ödemektir. Oldu? Bunlar hangi dönemde oldu? Bu dönemde oldu. Seçilen arkadaşların bu işi doğru yönetememelerinden kaynaklanıyor. Yani bugün partide bir kavganın olması ne demek yani bir il genel meclisi üyesi dövülüyor yahut da o il genel meclisi basında yazılar yazıyor ve siz yöneticiler olarak il başkanı olarak buna hiç müdahale etmiyorsunuz, önlemiyorsunuz bu işleri, gidişatı görüyorsunuz. Bazıları da diyor ki ben partili değilim diyor. Partili değilse belediye meclisi olarak orada duruyor. Niye duruyor o zaman partili olmayan bir insanı? O zaman ihraç edin kardeşim yani. İstifasını alın. Şu çıkıyor sonuçta. Parti iyi yönetilse belediye başkanı ve parti arasında koordineyi kim kurar? İl başkanı kuracak. İl yöneticileri kuracak. Bunun peki burada asıl zaaf olan il yönetimi mi? Örgüt mü? Kesinlikle iyi. Örgüt demiyorum. Örgüt ayrı bir şey. İl yönetimi değil. İl ve ilçe yönetimi değil. Yöneticiler anında olaylara müdahale etseler bu noktaya asla gelmez. Peki. Belediye meclisi üyelerinde sıkıntı varsa bunun sorumlusu da yine belediye şeydir, il başkanıdır. Yani o belediye meclisi üyelerini belediye başkanı seçmiyor. Parti seçiyor. Doğru mu? Evet. Parti seçiyor. O zaman siz onları eğer varsa bir disiplinsizlik olayı disipline edeceksiniz. Arkadaşların düşüncelerini, ifadelerini dikkate alacaksınız. Ben istemiyorum, ben sevmiyorum bunu diye doğru düşünen insanları da yok sayarsanız işte bu olaylar bu noktaya gelir o zaman.
Bir parti içerisinde devşirme tartışmaları var. Cumhuriyet Halk Partili olmayanların Cumhuriyet Halk Parti'yi yönettiği iddia ediliyor. Siz bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz Halettin abi? Cumhuriyet Halk Partisi'ne kaydolmuş, Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday olmuş, ben artık onu Cumhuriyet Halk Partisi olarak kabul ederim. Genel olarak söylüyorum. Yani parti üye olduysa, imzayı attıysa ve CHP'nin üyesi ise bugün almış, dün olmuş, benim için hiç fark etmez. Şimdi sağdan, soldan sağa insanlar geçiyor, kimse bir şey demiyor. Ama sağdan sola insanlar geçtiği zaman bu bizden değildir. Bu doğru değil. Ben bunu kabul etmiyorum. Gelebilir. O gün doğru yolu bulmuştur. Düşüncesini, CHP'nin düşüncesine saygı duymuştur, gelmiştir. Ben de o düşüncedeyim falan demiştir. O yaşam tarzını benimsemiş olabilir. Partiye kaydettiği takdirde o partilidir artık. Onu dışarıdan gelmiş de parti yönetiyor falan böyle bir şey söz konusu olmaz benim kanaatime göre, genel hatlarıyla söylüyorum. Ama partide de bir gelenek var tabii, bir gelenek var. İşte bir hiyerarşik düzen vardır. Bu düzene herkes uyacak. Hangi kademede bir uyumsuzluk varsa onu önleyeceksiniz kardeşim. Ama bir parti kaydolabilir insan. Ama hemen o kişi geldiği gibi bir yerlere taşımanın hiçbir anlamı yok. Yani partinin bir geçmişi olması lazım partide. Bir aktif öyküsü yapı olması lazım. Yani olması lazım. Sayın milletvekilimiz lazım. Muharrem İnce'nin deyimiyle, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne sonradan gelip genel başkan yardımcılığı yapan bazı yöneticileri eleştiriyor. Ve şöyle diyor, bu siyasette Cumhuriyet Halk Partisi'nde hiçbir öyküsü olmayanlar partiyi ele geçirdi, partiyi yönetiliyor diyor. Ancak Yalova'da da benzer uygulamaların olduğunu görüyoruz. Siz bunu doğruluyor musunuz Halettin abi? Yok, doğru bulmuyorum tabii. Yani ben demin söylediğim gibi partiye kaydolduktan sonra ben onu partili olarak kabul ederim. Ama hemen aktif önemli görevleri o kişilere vermeyi çok doğru bulmuyorum. Belli bir zaman geçirmesi lazım, kendini kabul ettirmesi lazım, biraz da emek vermesi lazım. Yani parti içerisinde biraz da emek vermesi lazım. Ondan sonra işte bütün mesele nedir biliyor musunuz Faruk Bey? Parti içerisinde siz seçimler yapmazsanız, aday belirleme olsun, yönetim birimlerinde olsun, seçimle insanları bir noktaya getirmezseniz bütün bunlar yaşanır. Bunların yaşanmaması için muhakkak demokratik teamülleri çalıştıracaksınız. Seçim yapacaksınız. Ön seçim yapacaksınız. Kongrelerde doğru dürüst seçimler yapacaksınız. Ahbap çavuş ilişkilerini bir tarafa bırakacaksınız. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Cumhuriyet Halk Partisi il yönetimi ile Yalova Belediyesi arasında bir güç savaşının yaşandığını tanık oluyoruz, görüyoruz. Peki bu güç savaşından sonucu ne olacak? Sanırım galibi olmayan bir çekişme bu. En büyük zararı da Cumhuriyet Halk Partisi görecek. Bu dengelerin yeniden eski haline gelmesi için her iki tarafın çıkıp bir öz eleştiri yapması mı gerekiyor? Sizce izlenen yol, yöntem, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ağabeyi olarak ne önerirsiniz? Ne yapılmalı? Şimdi tabii bu sorduğunuz soruyu ben partinin bir abisi diyelim, geçmişte uzun yıllar görev yapmış bir insan olarak üyeler gelip aynı soruyu bana soruyorlar. Şimdi şöyle bir şey söyleyebilirim ben. Tabii bundan sonra, bu aşamadan sonra bazı şeylerin düzelme ihtimali çok zayıf gibi gözüküyor. Şimdi ben olaya particilik açısından bakıyorum. Parti Yalova'da zarar görmeye başladı. Bu çekişmelerden, bu şeylerden dolayı zarar görmeye başladı. Gelecekte de seçimleri de olumsuz yönden yansıyabilir. O endişem var benim. Şimdi bu nasıl düzelebilir? Bu şekilde, bu gidişatla düzelmez. Yani bir güç birliği, ben belediye başkanıyım, diğeri de ben il başkanıyım, ben istediğimi yaparım filan mantığıyla hareket ederlerse hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla herkes görevini yapacak, doğru yapacak. Diğerinin işine fazla müdahaleci olmayacak. Artı ne olması lazım? Bir uyum içerisinde çalışmaları lazım. Ne dedim biraz evvel ben? CHP'nin il başkanı belediyede grup başkanıdır. Eğer orada bir sorun varsa, partiler arasında bir sorun varsa, burada öncelikli il başkanı meseleyi çözmek durumunda. Varsa sorun.
belediye başkanına sorun çıkarmayacaklar. Şu belediye başkanı hizmetle mükelleftir. Hizmet yapacak. Onun görevi o. Sen partileri, örgütü canlı, dinamik tutacaksın ve kamuoyunda belediye başkanı aleyhinde de konuşmalar duyuyorum, onun aleyhinde de duyuyorum. Siz yöneticiler neredesiniz? Bunları siz ifade edeceksiniz. Nasıl düzelir bu? Düzelmesi için de belki de partinin bir seçim geçirmesi gerekiyor. Yani bedel mi ödemesi gerekiyor? Yani öyle gözüküyor yani, ben bugün onu görüyorum belki de. Yani demek ki bu kadrolar bu işi çözemiyor. İlginç bir şey söyleyeyim ben size. Bu Muharrem İnce'nin kardeşinin dövülme esasında ertesi günü yöneticiler belediye başkanına gidiyor. Memurunu görevden al diye şeyi yazıyorlar, tepki gösteriyorlar. Şimdi ben anlayamadım bunu, bir türlü çözemedim. Ya böyle bir şey olamaz ya. Sen il başkanıysan, yönetim kurulu karar aldık, bilmem ne yaptık da getir bu meseleyi çözün. Ya il başkanı, belediye başkanı bir araya gelirsiniz kardeşim, burada sıkıntı var, bunu nasıl açarız? Oturursunuz, öyle karşılıklı yazışmalarla falan resmiyete dökerek bu işleri çözemezsiniz. Öyle değil mi Faruk? Evet. Yani ne diyeceksin? Kardeşim sen bunu yapma, etme. Nasıl diyeceksin? Yani öte yandan bir il başkanının belediye başkanının makamına yönetim kurulu üyelerini götürmesi de yanlış. Çok yanlış. Yani, siyaseten yanlış yani. Belediye başkanı il başkanlığının ayağına gider. Yani. Tebliğ orada yapılır. Gider veya gitmez. Yani siz evet. Arkadaşsınız. Sen de gidebilirsin, o da gidebilir evet. Ama kalkıp da şu vatandaşı belediye başkan yardımcısını görevden alacaksın diye belediye başkanına talimat verir gibi böyle bir dayatma yapmak, ben ne duydum ne gördüm. Burada görüyorum şimdi. Böyle bir şey olamaz. Olay ne? Herhangi bir mekanda bir kavga olay. Yani tasvip edilen bir olay değil ama o kavgadan dolayı sen başkan yardımcısını görevden al diye böyle bir telkinde, başkan yardımcısı başka gerekçelerle görevden almak istiyorsan alabilirsin. O beni ilgilendirmiyor. Ben onda orada değilim. Ama yaptığınız şey hata. Demek ki bu partiyi doğru yönetemiyorsunuz. Türkçesi bu. Bu bir peki yani çok açık ve net söylediniz de evet. Bu bir istifa çağrısına benziyor daha çok. Valla o takdir kendilerine bırakıyorum ben. Yani kendileri öz eleştirilerini yapsınlar. Biz doğru işler yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? Ta belediye seçimlerinden başlayarak söyleyeyim. Daha geriye doğru gitmiyorum. O günden bugüne kadar gelen seyir defterine baktığınız zaman hiç doğru şeyler yapmıyor yöneticiler. Faruk Bey, siz belediye meclisliğine aday oldunuz. Nasıl geldiniz siz? Seçimle mi geldiniz? Nasıl geldiniz söyler misiniz? İl yönetiminin kararıyla. Oldu mu şimdi? Ben ön seçimi savunan tek meclis üyesiyim. Yani oldu mu şimdi? Ön seçim olması için de genel merkeze bizzat imza atmış biriyim Aratin abi. Tamam, bunu da ifade edeyim. Bildiğim için soruyorum zaten. Evet. Bildiğim için soruyorum. Şimdi o noktadan geldi. Bu meclis üyelerinde bir sorun varsa bu meclis üyelerini ben atamadım ki. Siz atadınız. Yani seni ve diğer arkadaşları atayan kim? İl başkanı. Kime? Şimdi onlardan şikayetçisin. O zaman sorun sende. Yani açık ve gözüküyor zaten bu. Net.